Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et rüsü Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'in zunubina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnel müslimine vel müslimâti vel müminine vel müminâti vel kânitîne vel kânitâti vel sâdıkîne vel sâdıkâti vel sâbirîne vel sâbirâti vel hâşi'îne vel hâşi'âti vel mutasaddikîne vel mutasaddikâti vel mutasaddikîne vel mutasaddikâti vel sâimîne vel sâimâti vel hâfızîne furûcun vel hâfızâti vel zâkirîne Allah kesîne vel zâkirât e'addallâhu lehum mağfireten ve ecrân azîmâ. Sadakallâhu l-azîm. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin. Sakın hatunlara bir mi hilafet, kisadat men ütüp bitmedi adet. Ne gel seyir sülüki bulsa gayet, inabe ver misaya itmez halvet. Fesattan gel sakın hakkına gelelim cemal-i bahkemana seyredelim. Cenab-ı Hak fesattan bizleri muhafaza eylesin. Fesat fitne her zaman vardır. Ama sen şeriatı, dini, sünneti seniyeyi güzel yaşarsan fitnenin sana zarar olmaz. Bilakis sevap kazanmana vesile olur. Sakın hatunlara verme hilafet. Ey Şeyh Efendi, kadınlara halifelik, vekillik verme. Kadından mürit olur ama idare, yani tarikatta veya şeriat işinde önde imam, vekil, halife gibi böyle makamlar erkeklere aittir. Kadınlara bu verilmez. Kisadan men edip etmedip adet. Eski büyükler bunu men ettiler. Böyle bir adet yok. Kadının önde olması, başta olması, ilk safhada bulunması diye bir şey yok. Onun yapısına göre vazifesi değil yani. He? Yani hakaret falan değil bu. Bu onun yapısından dolayıdır. Öyle gerekiyor. İlla ki biri önde biri arkada olacak. Bir erkek öndeyse değil mi? O zaman kadınlar arkadan gelecek. Başka çaresi yok. Kadınlar önde olsaydı bu sefer biz geride kalacaktık. Allah-u Teala erkekleri öne çıkarttı. Peygamberleri, imamları, mücahitleri erkeklerden seçti yani. Kadınlardan da çok veli var. Meğer seyri sülükü bulsa gayet çok mükemmel şekilde zikir, fikir, maneviyat sahibi olsa bile o zaman inabe verir. Misalde itme kalbet, ona tarikat dersi ver, zikir dersi ver, zikrini çeksin. Onunla baş başa kalma, yabancı kadınla baş başa kalma diyor büyükler. Kur'an-ı Kerim de bunu beğen diyor. Fesattan gel, sakın hakkı ederim. Cemal-i Bakem Aleyhisselam dediği. Dolayısıyla bu iş fesattır. Bundan sakın. Sakınmak lazım arkadaşlar. Ben sağlamım, ben dürüstüm. Benim kalbim temiz. Yok ya. Kalbim temiz ama nefsim var beyefendi. Kalbim temiz, doğru. Kalp iman yatağıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü Resulü. Ama nefis var. Nefis nedir? Nefsi emmare. Kötülüğün emreder. Vesvese verir. Kalbine fitne sokar. Boş durmuyor ki. Dışarıdan şeytan var. İki kişi bir arada kaldığı zaman üçüncüsü şeytan oluyor işte. Ondan sonra ne yapıyor? Vurdu, vurdu, fırıldı. Fırdı, fırdı, fırıldı. Öyle oluyor. Maalesef. Şimdi hanımlar, erkekler fark etmez. Allah'ın kulları Allah-u Teala rızasını kazanmakta herkesin imkanı var. Kadınlar gelmişler bu okuduğum ayetler. Ahzab suresi 35. ayet. Rivayete göre kadınlar gelmişler Efendimiz Aleyhisselam'a ya malehu yezkür müminin. Erkekler Kur'an'da hep zikrediliyor. Ne oluyor? Ve la yezkürül müminar. Mümin kadınlar hiç zikredilmiyor dediler. Halbuki erkeğe verilen emir kadına da veriliyor. Bunun üzerine Allah-u Teala erkeklere, kadınlara ayrı ayrı hitap ettiği bu ayet indirdi. Ne buyurdu? İnnel müslimine vel müslümat. Tabi innel müslimin dese yetiyor. Müminler. Bunun için herkes girer.
erkek, kadın, büyük, küçük. Ama kadınlar illa bir imtiyaz istediler. O zaman Mevla Teala buyurun. İnnel müslimine, muhakkak Müslüman erkekler ve müslümat, Müslüman olan kadınlar, bak teslim olan, müslim teslim demektir. Ve müminin, iman eden erkekler ve müminat, iman eden kadınlar. Müslim var, mümin var. Bu ayette anlaşılıyor ki iman ile İslam tabir bakımından farklı şeyler. Ama bir adam müminse Müslümandır zaten. Müslümansa mümindir. Şu birbirini gerektiriyor ama tabirler farklı. Müslim, teslim oldum. Sırf teslim olsa savaşta bir adamı teslim aldın. Değil mi? O da oraya girer. Ama müminin ve müminat, mümin kadınlar. O zaman imanı iyi bellememiz lazım arkadaşlar. İman maddeleri tasnif edilmiş 6 tane değil mi? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Değil mi? Bunlar iman şartlarıdır. Bunlarda noksanlık olmaz. Bunların şakası olmaz. O zaman iman da olmaz. Bu sudur değil mi? Su. Ya bu yarısı sudur, yarısı benzindir desen olur mu? Olmaz, içilmez. Demek ki suysa su, neyse o, imansa iman. İslam'ın kabul ettiği iman neyse onu isteyebilirsin Cenab-ı Hak. Erkek de kadın da fark etmez. Büyük küçük de fark etmez. O halde arkadaşlar imanımızı her daim gözden geçirelim bu müjdeye. Bak ayetin sonu ne var? E'addallahu lehum. Önce müjde yok en bari. E'addallahu, Allah hazırladı. Lehum, onlar için mağfireten, af, mağfiret. Affedeceğim o günahlarını. Daha ecren azima, çok büyük ecir, mükafat. Allah-u Teala bir şey büyük demez. Küçük bir şey büyük demez. Demek çok büyük mükafat var. Kim için? Burada sayılacak olan erkek ve kadınların sayılacak olan vasıfları. Birincisi İslam, teslim olmak, kabullenmek. İkincisi iman, inanmak. Kabullenip, değil mi, geldiler Efendimiz Aleyhisselam'a, senin hak peygamber olduğunu kabul ediyorum dedi. O zaman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü Resul dedi. İman etti. Tasdik etti, kabul etti. Erkek kadın iman ederse demek ki buraya giriyor. Vel kanitine vel kanitat, kunur, sükun üzere ibadet yapmaktır. Böyle ibadetlerini son derece sükunet üzere, vakar üzere yaparlar. Camiye erken girerler. Dışarıdaki arkadaşlar, camide şu anda yer var. Duyuyor mu ben acaba? Dışarıdaki kardeşler, şu anda içeride yer var. İçerileri doldurun, yukarıda yer var. Dışarıda kalma, sonra ileride de dışarıda kalırsın ha. Erken girelim. Hocayı, imamı, hatibi görecek bir yere duralım. Gözümüzden hissesini alsın. Erken kaçarım. Nereye kaçacaksın ya? Azrail Aleyhisselam bekliyor. Ona acelesi yok, telaşı yok. Sen nereye kaçıyorsun? Kaçma değil de işimiz var, ihtiyacımız var, tamam. Kalbimizde ama namaz düşüncesi olsun. Din, Allah rızası, Allah korkusu. Bu düşünceler kalbimizden gitmesin. Ondan sonra istediğin nereye gitsin, git. O düşünce sende olduktan sonra Allah'ın size yanlış yapmazsın. Erken girelim camiye, geç çıkalım. Şimdi ters döndü. Geç giriyorlar, erken çıkıyorlar. Çok yanlış. Demek ki kanitin huzur üzere, denizde balık nasıl rahat, o şekilde namazı, ibadeti, zikri, Allah kulluğu rahat rahat yaşayanlar, erkekler ve kadınlar. Bak kadın erkek burada eşit. İman da eşit. Kadın da eşit görüyorlar. Bak eşitliğe sayıyoruz. Allah-u Teala eşit saydığı şeyler, burada eşitsin. Çok yerlerde eşitiz, aynıyız çünkü aynı hükümler var. Ama bazı yerlerde farklıyız. Allah-u Teala dilediğini faziletli yapar. Allah'ın işine mi karışacaksın? Ve sadıkine ve sadıkat. Birinci vasıf Müslüman, ikinci mümin, üçüncü kanit. Yani huzur üzere, sükun üzere. Çok rahat rahat ibadet yapar. Ve sadıkine ve sadıkat.
Sadakatli erkekler, sadakatli hanımlar. Bu sözlerde olan bir güzel bir haslettir. Sıdık, sadakat öyle bir haslettir. Bundan dolayı ashab-ı kiram tecrübe edilmiş ki cahiliye döneminde olsun, İslam döneminde olsun, cahiliye döneminde olsun asla yalan söylemezlermiş. Ya. Bu da imanın alametidir. Sadakat demek ki sözde sadık olmak imanın alameti oluyor. Müslümansan, müminsen yalan söylemezsin, sadık olursun. Yalancılık da ne oluyor? Nifakın alameti oluyor. Kim sadakatli olursa kurtarır. O yüzden hadis-i şerifte aleyküm bis sıdkı, sadakate doğruluğa yapışın. Ve ne sıdka yehdi ile bir. Çünkü sadakat kişiyi iyiliğe götürür. Ve ne bire yehdi ile cennet. İyilik de insanı cennete götürür. Ve yâküm vel kizbe, yalandan sakının. Ön safları dolduralım biraz daha. Birkaç kişi daha gelsin buralara. Sıradan gelenler ileriye geçmesinler arkadaşlar. Safları yararak öne geçmeyin. Boşluk kalmasın burada. Kimse öne geçmesin. Olduğu yere otursun. Ayağa kalktığımız zaman tamamlarız. Sadakat demek ki iyiliğe götürür, iyilik cennete götürür. Ve yâküm vel kizbe, yalandan sakının. Fener kizbe yetiler fucur. Yalan kişiyi günaha götürür. Fucura, fıskı fucura, yanlışa götürür. Ve inel fucura, o günahlarda yehdiyle nar, kişiyi cehenneme götürür. Ve la yezalur racülü yasduku, kişi sadakatli olmaya devam eder. Ve teharra sıdka, devamlı sıdkı gözetir, araştırır. Hatta yükte bu indi Allah sıddıkan. Neticede Allah katında sıddık yazılır. Mevla bizi bunlardan eylesin. La yezalur racülü yekzibu ve teharra kizbe, kişi yalan söyler, yalan söyler, sürekli yalan üzere devam eder. Hatta yükte bu ne Allah? Kezzaben. Allah katında da yalancı, kezzab. Çok yalancıdır. Çocuklara kizban diye isim koyuyorlar. Kezban, kezban. Kezban yalancı demektir ha. Kur'an-ı Kerim'de var diyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Firavun da var. Onu da koy bari. Nemrut var. Şeytan var. Onu da koy bari. Kur'an-ı Kerim bize olayı aktarıyor. Neyi alacağını, neyi almayacağını ulemaya soracaksın. İşte Kur'an bize yeter diyor ahmaklar. Kur'an bize yetseydi o zaman peygambere ne gerek vardı? Ashaba ne gerek vardı? Herkesin evine Cenab-ı postayla gönderirdi birer Kur'an-ı Kerim, o biterdi. Yok, Kur'an'ı getiren zat onu sana gösteriyor, anlatıyor, öğretiyor. Onsuz olmaz. Dolayısıyla hangi şeyi alacağını almayacağını o sana denedir. Ve sabirine ve sabirat demek sadakat da böyle bir şey. Şimdi geldi sabirin, sabreden erkekler. Ve sabirat, sabreden hanımlar. Bu da sabit olan çok güzel bir karakterdir. Sabır. Ama sabır, musibetlere sabır çok mühim. Kişi bilmesi lazım ki kaderde olan şey yazılmış. Bu illa çaresi olacak. Dolayısıyla ne yapar? Madem ki kadere inanıyorsun o zaman gelecek olan şeyi sabırla karşılarsın. Değil mi? İyilik de gelse, bela da gelse, nasılsa gelecek. Bu yazılmış. O zaman sabır, bak ne kadar işe yarıyor. Ve neden sabır? Önünde sadmetil ula. Yalnız sabır, ilk vurduğu andadır. İlk bela isabet ettiği andaki sabır asıl. Medeniyet sabırdır. Daha sonra gelen kolaydır. Daha sonra sabretmek kolaydır. Ama ilk bela vurduğu anda asıl güzel ahlak dediğimiz sabır, o andaki sabırdır. Acele etme, feryadı figan etme. Dur bakalım. Hasbunallah ve ni'mel vekil de sabır işte musibete sabır, bolluğa sabır, darlığa sabır, her türlü halde Cenab-ı Hak bizleri sabirinden eylesin inşallah. Demek ki güzel huylardan biri de sabreden erkekler, sabreden hanımlar. Sonra vel haşi'ine vel haşi'at, huşu, sükunet ve tumanine, kabullenmiş, razı olmuş şekilde boyun eğiyor. Evet. Vakar, tevazu gibi güzel hallerle boyun bükerek kabullenmek kuşu. Buna da kişiye yüklenen şey Allah korkusudur ve Allah-u Teala bizi devamlı görüyor. Bizden haberdardır. Üçüncüsü de hadis-i şerifte Ubudullah kendine terav. Ve ennem tekün terav fe innehu yerak. Allah'a ibadet et. Sanki onu görüyorsun gibi. Eğer tabii ki sen göremiyorsan o seni görüyor. İşte böylece Allah-u Teala bizi görüyor düşüncesiyle hareket ederse
işinde, gücünde, evinde, barkında, ibadetinde o zaman huşu sahibi olursun. Huşu, vakar, tümanine kabullenmek, boyun eğmek, tevazu etmek manasında. Bu vasıf. Haşiyin ve haşiyat. Sonra vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Tasadduk eden, sadaka veren erkekler ve sadaka veren hanımlar. Hadis-i şerifte sadaka, ihsan, insanlara iyilik, ihtiyaç sahiplerine, zayıflara, güçsüzlere yardım. Kazanamıyor adam, geçinemiyor, onlara el tutmak, yardım etmek. Tabi burada insan kendi ihtiyaçlarından fazlasından verir. Zekat, malı kırtabilidir. Allah için ihtiyaç duymadığın malından bir kısmını ayırıp fakir fukara, ihtiyaç sahiplerine, Kur'an yoluna, İslam yoluna, hizmet yoluna harcamak lazım. Allah'ın mahlukuna Allah için hizmet etmek, Allah'ın rızasına ulaşmak demektir. Hadis-i şerifte 7 sınıf insan var ki hiçbir gölgenin olmadığı zaman da arşın gölgesi altında gölgelenecek mahşer yerinden. Bunlardan bir tanesi de sadaka veren kişidir ki öyle sadaka veriyor ki sağ elini verdiğini sol elini bilmiyor. Diğer hadis-i şerifte sadaka hataları söndürür, örter. Nasıl ki ateş su ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları, günahları siler, süpürür, söndürür. İnne sadaka tutfi gazabe rabbi. Sadaka Allah-u Teala'nın gazabını da söndürür, ha? Belayı da durdurur. Ve kötü ölümden de insanı korur diyor bak. Ne kadar şey. Başka rivayetlerde sadaka ömür uzatır. Hastalıklarınızı sadakaya tedavi edin var. Sadakanın çok faydası vardır. Hiç kimse yok ki Allah-u Teala onunla konuşmasın. Ki konuşacak demektir yani. Resul beyni ve beyni hu tercüme. Arada tercüman olmadan, aracı olmadan direkt Cenab-ı Hak hepimizi hesaba çekecek, konuşacak. Kişi sağına bakar, bir şey göremez. Ancak gönderdiği amelleri görür. Soluna bakar, bir şey göremez ancak gönderdiği günahları görür. Önüne bakar, cehennem önünde duruyor. Ya. O halde böyle bir ortamda ne yapacaksın? İşte ne buraya yapıyorsan فَتَّقُنْ نَارَ وَلَا بِشِقِّ تَمْرَتِينَ Yarım hurma da olsa onunla kendinizi cehennemden koruyun. 5 kuruş da versen. Şimdi bak burada kaç kişi varız? Burada belki de 3 kişi var. Alt kat, üst kat derken 1000 kişi varız. Herkes 1'er lira verse 1000 lira. 5 lira verse 5000 lira der. Geçen hafta sordum 1000 lira para çıkmış buradan. İlla söylemem gerekiyor mu? 4 milyon borç var arkadaşlar. Hepimizin borcu. Allah ziyade etmesin, artar, azalsın yani. Ama verdiğiniz yeri doldursun. Herkes 10 lira verse 10 bin lira der. 4 haftada buranın ödeme masrafını çıkarmış oluruz. 10 liraya mı acıyorsunuz arkadaşlar? Ne kadar kıymetli paranız var ya. Dolar geldi miydi düşüyor ama paranız. Allah katında kıymetli olması için illa söylememiz mi gerekiyor? Söylemek gerekiyorsa arkadaşlar herkes her hafta 10 lira verir. En az. En az. Rica ediyorum. Ben de vereceğim. İşte sen çıkar vereyim şimdi hemen. Bak zarfım yanımda. Kumbara bu. Bayağı var bir şeyler yani. 100 liradan fazla var. Ben bir o kadar ticari bir şeyim yok. Sıradan bir şeyiz yani elhamdülillah. Siz verebilirsiniz ya. Hocam şu pahalı pahalı olsun arkadaş. Ver. Bela gitsin, musibet gitsin. Yangından ne kaçırırsan kaçır. Bolluk olacak da vereceğim. Çok olacak. Hani derler ya bahar gelecek de ot bitecek de falan filan. Onu bırak. Şu anda ver. Ver ki anan, baban, çoluğun, çocuğun hepsi istifade etsin. Burada da iş yürüsün. Bir kişi gidip de 100 bin lira, 500 bin lira alamıyoruz. Ama sizin gibi kardeşlerimiz 10 lira, 5 lira verse çok şey oluyor. Çünkü ihlas var sizde, samimiyet var. Allah razı olsun. Paranız demek ki helal. Ki helal yere nasip oluyor. O yüzden Allah'ın izniyle size de güveniyoruz. Rabbimizin izniyle. Bu iş olacak ama alacaklılar da vaktinde ödeyin diyorlar. O sıkıntımız var. Yoksa alacaklılar seçin. Ne zaman versinler? Sorun yok. İnşallah sadaka iyi düşünelim. Hastalığını sadakayla tedavi et. Evdeki huzursuzluğu sadakayla tedavi et. Bela musibeti def et. Ömrümüze bereket olsun inşallah. Böyle böyle fakir fukarayı da gözetin tabii ki. Yani illa buraya verin demiyorum ben ama burada bir büyük bir yük var. Burası vakıftır. Hepimizin malıdır. Kıyamete kadar daim olsun inşallah. Demek ki sadaka bak böyle bir şeydir.
yarım hurmayla bile olsa kendinizi koruyun buyuruyor. İnşallah küçük görme ya. 1 lira, 5 kuruş, 10 kuruş at kumbara. Yukarı mescitte kumbara bizim kapının yanındaydı. Bilirsiniz. Ben de orada içeride oturuyorum. Baktım. Bir kadın dışarıdan geçiyor. Böyle örtülü de değil. Normal giyinenlerden bir tanesi. Girdi içeri, kumbaraya para attı gitti. Kimde ne olur bilemezsin. Allah-u Teala hepsine güzel hayat nasip etsin. Onun için bak vasıflar okuyoruz. Kadınları tenkit etmiyoruz. Ne diyoruz? Hepimiz bu vasıflarda olursa vaat neymiş? Allah-u Teala onlar için mağfiret, günahlarınızı affedeceğim. Ve büyük ecir, bitmez tükenmez ecir hazırladım diyor. Kime? Sayıyoruz şimdi burada. Nereye geldik? Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Savun bedenin zekatıdır. Oruç bedenin zekatı oluyor. Ha? Param, malın zekatı oluyor. Oruç bedenin zekatı. Yani bedeni temizler, pak eder, bütün günahlardan, kötü huylardan arındırıyor oruç. Ya. Sa'd ibn-i Cübeyr men sâme ramadâne selâsete eyyâmin min külli şehrin. Kim Ramazan oruç tutarsa daha ve selâsete eyyâmin min külli şehrin. Her aydan da ayrette 3 gün oruç tutarsa şu ayetin içine giriyor. Ve sâimine sâime. Mevlam bu müjdeye cümlemizin nail etsin. Oruçta bu şekilde şehveti kıran, insanı durduran bir özellik var. Bu yüzden Nebi sana ne buyurmuş? Ya maşallah çebap. Ey gençler, bekarlar. Men istetâ minkum ulbâte felitizevveç. Gücü, imkanı olan evlensin. Bekarlık sultanlık değil, enayiliktir. Kusura bakma. Vakti gelince evlen. Ama evlenmeden önce hoca olmadan koca olma diyor Mahmud Enzer. Ne demek? İlmini öğren. İtikadın sağlam olsun. Evlilik şartlarını, kaidelerini, boşama durumları nedir? Hangi şeyden dolayı insan boşanmış olur olmaz? Bunları öğren. Aile münasebetleri nasıl olacak? Çocuk nasıl yetiştirilecek? Bunları öğren. Öğrenmeden evliliğe girişme. Feynno çünkü bu oruç evlenmek azül basar. Adamın gözünü muhafaza eder. Çünkü göz dışarıda kalmaz. Ve asla bir fercin namusu korur. Ve ne mesatın eğer gücü yoksa evlenmeye fe aleyhi bis savm oruca yapışsın. Fe inne hullehu bi cahum. Şu onun için o kalkan olur, koruma olur. Oruç onu korur. Oruçlu insan demek ki nefsi kırılıyor. Dolayısıyla oruç tutan erkekler, oruç tutan hanımlar ölmüş. Vel hafızine furucun vel hafızat. Ferslerini, namuslarını koruyan erkekler ve kadınlar. Yani haramdan, günahtan, mübah olmayan şeylerden nefsini koruyan, nikahsız ilişkiye girişmeyen. Kız arkadaşı varmış. Yok ya. Erkek arkadaşı varmış kızın. Yok ya, vay be. Nereden öğrendiniz bunu? Ananın, ninenin böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey olsa ne olurdu köyde? Kıyamet kopar değil mi? Bütün millet birbirini kırardı. Namus meselesinin şakası olmaz. Sen kızının erkek arkadaşı var da sen de bunu duydun duruyorsun ha. Abi sen git kimliğini değiştir. Kimliğini değiştirsen. Ya da işi hallet. Olmaz. Asla ve kata olmaz. Nikahsız ilişki kesinlikle yasak, haram. Allah-u Teala dilese o bir kişi yüzünden bütün kainatı yıkarım. O da büyük günah. O yüzden zinanın cezası rejim. Bekarlara 100 sopa ama evlilere rejim. Yani öldürülecek. Şahit varsa ha, 4 şahit tabii. Yani büyük cezası var. Dünyada çekemezse cezayı ahirette sürekli ateş içinde yanacak. Çırılçıplak hep değil mi? Demek ki namuslarını koruyan erkek ve kadınlar. Sonra bundan sonra da ve zâkirîne Allah'a kesir ve zâkirât. Allah çok çok zikreden erkekler ve kadınlar. Efendimiz buyurdu ki izâ-i kazâr recûl imrâtehû minellîk. Gece erkek kalktığı zaman teheccüde hanımını da uyandırırsa fesalliye rekateyni iki rekat kılarsalar kütübâ tilkellelete mine zâkirîne Allah kesir ve zâkirât. İşte o gece Allah-u Teala'yı çok zikreden erkeklerden ve kadınlardan yazılırlar. Bak kalk, gece şu anda çok uzun ya. 4'te kalk, 5'te kalk, 6'da kalk, 6.30'da kalk. 6'yı 50 geçeye kadar teheccüd kılınabilir. Ondan sonra 2 rekat namaz kıl, hanımı kaldır. Değil mi?
Pazartesi, perşembesi oruç tut, kazaması orucunu tut. Ondan sonra Kur'an oku biraz, zaten sabah ezanı okununca da camiye gel, namazı kıl. İnşaatta beklesen var ya, bir haç bir umre sevabı, güle güle yat aşına. Helal hoş olsun. İş var hocam, güç var. Tabii iş var, güç var. Ama işler bir gün duracak arkadaşlar. Bu iş arasında, bu güç arasında Allah'ımızın rızası nasıl kazanacağız? Biz ona bakalım. Yani iş için yaratılmadık. Allah'ın rızasını kazanmak için yaratıldık. Demek ki zikir. Sahibi Said el-Hudri radıyallahu anh sormuş. Ya Resulallah, eyyül ibadeti eftalü dereceten indallah yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah katında en eftal derecesi olan ibadet hangisidir? Burada ezzakirûnallah kesire ve zâkirâ. Bu kulların çok zikreden erkek kadınların derecesi işte yüksek. Demek ki zikredenler en yüksek derecedir. Demiş ki, ya Resulallah, gazi Allah yolundan savaşandan da bu daha yüksek. Burada ki, lev darabe biseyfihi fil küffâri vel müşrikine. O kişi mücahit ise kafirleri, müşrikleri kafaları vursa. Öyle ki kılıcı böyle kırılsa, kendisi kana, eli üstü başı kana boyansa lekâne zâkirinillâh eftale mühni. Gene Allah'ı zikredenler bundan daha eftaldir. Ha, zikrede böyle bir hal var. Adam bir geldi sordu Efendimiz Aleyhisselam. Ya Resulallah, mücahitlerin en derecesi yüksek olan kimdir? Cihadindir. Ekserûhum lillâh zikreden. Bak hem mücahittir hem de zikrediyor. Savaşta bile zikir var. Oruç tutanların en eftali hangisidir? Ekserûhum lillâh zikreden. En çok oruç tutuyor ama en çok da Allah'ı zikrediyor. Bak, oruçluyu kendine zikretmek lazım. Namazı, zekat, hatçılığı, sadakayı zikretti. Hepsini misalsın buyurdu. Ekserim illâh zikreden. Hem oruç tutuyor, hem zekat veriyor, hem namaz kılıyor, hem hac yapıyor, sadaka veriyor. Ama ayetten Allah'ı çok zikrediyorsa bu daha üstündür. Bunun üzerine yapmak sıtırası biraz da zâbe zâkirine bi külli hayır. Zikredenler bütün hayırları götürdü. Bize bir şey kalmadı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam, evet, öyle dedi. Şimdi bu ayeti niye okuduk? Gelelim kuru fasulyenin faydasına, neticeye. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor Cenab-ı Hak kulaklarımızı ezandan mahrum eylemesin. Hayatımızda da, vefat ettiğimiz zaman da kabrimizin üzerinde, etrafında ezan sesi kesilmesin inşallah. Adam Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, para kazanacak. Ömründe ezan duymuyor. Bu nasıl hayat? O para ne işe yarayacak ya? Çok yanlış. Şu ezana değiştirir misin parayı? Müslüman kardeşinle buluşmaya he? Bir Müslüman sana bir çay ikram ediyor, sana çay ikram ediyorsun. Bunu bırakıp gidiyorsun. Akop'la, Yakop'la, Hans'la, Çorç'la arkadaş olacaksın. Para kazanacaksın. Yazık, yazık. Aklın gitmiş senin. Kusura bakma. Allah-u Teala geri döndürsün inşallah. Şimdi bak buradan saydık. Ahzab suresi 35. ayet-i kerime. Git bak. Tercüme, tefsir. Tefsir bunu alın. Güzel tefsir olsun. Alın. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, yani teslim olan erkek ve kadınlar, iman eden erkek ve kadınlar, böyle rahat şekilde denizdeki balık gibi ibadet yapan erkek kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, sabreden erkek ve kadınlar, huşu üzere tam teslim olmuş, tevazu etmiş erkek ve hanımlar, evet, tasadduk eden, sadaka veren, sabırlı, yukarıdaki sabreden, bu da sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah-u Teala çok zikreden erkek ve kadınlar var ya, bunlar için Allah af edeceğim diyor kusurlarını ve onlar için çok büyük mükafat hazırladım diyor. Ne alacağız şimdi buradan arkadaşlar? Bizde bu vasıflar var mı? Önce teslimiyet, kabullenmek, iman. Buradan başlıyor iş. Şimdi işe giden bir kadın, işe giden bir erkek fark etmez. Çevir. Bazen böyle yapıyorlar değil mi? Kameranın karşısına çıkarıyorlar, soruyorlar. İman şartları kaç nedir? İşte şu nedir, bu nedir falan soruyorlar. Hiç yarıdan fazlası cevap veremiyor. Yani. Şimdi bu işe gidecek, çalışacak, ekonomiye katkısı olacak falan falan diyorsunuz ya, diyorlar ya. Kadın hakları, erkek hakları falan şey konuşuyorlar. İşte kadın hakkı burada, erkeğin hakkı burada. Önce İslam, iman. İmanı var mı? İslamı tam mı? Sadakası var mı? Namazını güzel kılıyor mu? Namusunu koruyor mu? Bunlar var mı? Ondan sonra gitsin bakayım çalışsın. Gidebilir mi? Bunları koruyamaz ki orada. Okulda koruyamaz bunları, hastanede, iş yerinde asla ve kata kadın
bu gibi sayılan vasıfları koruyamaz. Bugün ortam buna müsait değil. Devlet çünkü buna müsait değil. İslam devleti olursa, haram helal, faiz, içki, kumar engellemesi olursa, kadınların hayatına düzen getirilirse o zaman bakılır. O zaman da zaten ihtiyaç kalmayacak. Erkeklere verilen ücret hepsine yetecek. İslam gelince, hakim olursa, İslam gerçekten yaşanırsa bütün zenginlikler halka açılacak. Belli kimselere değil ha. İhaleyi götürenlere değil ha. Kafası çalışanlara değil. Kafası çalışılmayana da hakkı verilecek. Ki İslam olsun. Az önce ne demiş anlayalım? Fırat köprüsün, Fırat nehri üzerindeki köprüde bir delik bir şey olsa oraya bir hayvancağız ayağa basıp da düşse, sendelese onu Allah-u Teala Ömer'den sorar. Bak yol tamiri ne kadar mühimse gece yarısı da ama sırtına çuvallar alıp evlere dolaşıp bunlara erzak dağıtıyordu. Nerede öyle idareciler? Bizde iş yok. Biz onun cemaati gibi miyiz bakalım? Biz Hazreti Ömer'i istiyoruz ama beş vakit namazı cemaatte kılmıyoruz. Biz önce kendimizi bu vasıflara uyduralım inşallah. Cenab-ı Hak öyle adamları başımıza getirir. Başımızdakileri öyle yapar. İnşallah bu vasıfları iyi belleyelim. Kur'an-ı Kerim bunu 1400 senedir ve kıyamete kadar beyan ediyor. Bu vasıflarda olana Cenab-ı Hak bu güzellikleri vaat ediyor. Değilse Allah'ın razı olmadığı çizgide gidersen, Allah'ın razı olduğu şeyden çıkıp da kendine göre düzen kurarsan artık başına gelecek olan şeyden itiraz etme. Yanlış yola gittin çünkü o yolda haramiler seni kapar götürür, her şeyi yapar. Ama Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. O yolda olursak Cenab-ı Hak bizi, sizi ben muhafazam altına alacağım diyor. İntensurullah yansurullah müslim. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecek ve sizi ayaklarınızı sabit tutacak. Amerika affedersin, af kursun dursun. Kendi kendine köpürsün dursun. Bir şey yapamaz o zaman. Söz geçiremez. Biz kendimize dönelim inşallah. Ehl-i sünnet diyoruz buna. Ehl-i sünnet din demektir. Dini kendisi demektir. Efendimiz Aleyhisselam da ashab-ı kiram demektir. Diğerleri sonra çıktığı için ehl-i bidat, ehl-i küfür. Bütün insanlık Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetidir. Biz ümmeti icabet kabul ettik. Onlar ümmeti davet. Davette kaldılar. Gelmiyorlar. Bundan sonra ümmeti icabet içinde iki kısım. Ehl-i sünnet, ehl-i bidat. Ehl-i sünnet Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı gibi olanlar. Tek kurtulan bunlar direkt. Diğerleri ehl-i bidat. Yani kafasına göre yorum yapanlar. Bugün televizyonda konuşan ilerisinin ekserisi bidat. Yaşamadığı halde dinden bahsediyor. Bak bu kadar Amerika atıp tutuyor, aleyhimizi konuşuyor. Amerika'ya bir cevap versene. Yok, onun derdi Amerika değil ki. Onun derdi sen ben. Sen namazın, niyazın, sakalın, çarşafın, tesbihin, takken. Ona kafayı takmış. Çünkü ona emir vermiş Vatikan. Sen şuradan vuracaksın, sen buradan vuracaksın. Sen Şia, sen Mutezile, sen diyalog. Bunlara göre vermişler. Para vermişler. Televizyon vermişler, imkan vermişler. Biz de size diyoruz arkadaşlar getirin parayı da biz de hoca yetiştirelim, emir bir maruf yapalım. Din emir bir marufla ayağa kalkar. İnşallah Allah-u Teala bu dinin sahibi çıkarsın. Ya Rabbi Alemin okuna Yasin Şerif sureleri kabul eyle. Nasılsa bütün peygamberleri dostlarına ve geçmişlerimizin ruhuna hediye sen vasıl eyle. İşi bozulan kardeşlerim işi düzelt Ya Rabbi Alemin. Hayırları nasip eyle, şerlerden muhafaza eyle. Verikleri yerine doldur Ya Rabbi Alemin. Kendilerini, bizleri, cümlemizi borçtan kurtar ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva. Borçla eda nasip eyle. Hay muratlarımızı ihsan eyle. Afattan felaketi devrem yangından düşme silahsından. Amerika kafirlerin şerrinden, dolar euronun şerrinden, faizle işi kumardan. Tez zamanda İslam alemini bizleri kurtar ya Rabbi alemin. Helal lokma nasip eyle ya Rabbi alemin. Elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza kuvvet ver. Nur ver, bereket ver. Geçmişlerimize rahmet eyle. Cümlemizi uzun ömür efendim azim. Cümlemizi uzun ömür azar asan hüsnü adım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Abdü Resul diyerek sana huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi alemin. Hayır muratlarımız nasip eyle. El Fatiha.